Herkese yeniden merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, alışılmışın dışında bir kurabiyeli tiramisu tarifim var. Lezzeti, sunumu şahane oluyor. Helva gibi bir kıvamı da var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Kurabiyelerimizi ıslatmak için 1,5 su bardağı sıcak su, 1 dolu yemek kaşığı granül kahve ve yarım su bardağı şekeri eriyinceye kadar karıştıralım ve sonrasında soğumaya bırakalım. Kurabiye hamurumuz için 125 gram oda ısısında beklettiğimiz tereyağı, 1 yumurta, yarım su bardağı şeker ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Malzemelerimizi karıştıralım. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı da kakao ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Üç buçuk su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı ekledikten sonra kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştıralım. Sonrasında da elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Un miktarı kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne veya unumuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Tariflerimde kullandığım ölçüleri ve malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurumuz hazır. Kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Dediğim gibi helva kıvamında gayet güzel bir hamur oldu. Ben şekil vermek için dondurma kaşığı kullandım ama isterseniz elinizde de yuvarlayabilirsiniz tabi. Şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alalım. Kurabiyelerimizin hepsini hazır ettikten sonra 180 derecede alt üst ayarda ısıttığımız fırında 20-25 dakika kadar pişirelim. Çok fazla uzun pişirirsek kurabiyelerimiz sertleşir ve şerbeti istediğimiz gibi çekmez. O zaman da içi kuru kuru kalır. Biz muhallebimizi hazırlayalım. 3 tepeleme yemek kaşığı un, 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı şeker ve 4 su bardağı sütü tenceremize alalım. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpalım. Sonrasında da ocağımızı orta ateşte ayarlayalım ve göz göz kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kremamız hazır. Şimdi içerisine 250 gram labne ekleyelim ve iyice çırpalım. Labne eklemek istemezseniz 200 ml krema da olabilir. Ya da e, ikisini de tercih etmezseniz krem şantili bir krema da hazırlayabilirsiniz ama ben bu kremayı tavsiye ediyorum sizlere. Kurabiyelerimiz pişti. E, kurabiyelerimizin sıcağı çıkmadan ve hazırladığımız kahveli harcımız da soğukken ıslatıyoruz kurabiyemizi. Eğer daha ıslak bir kıvamda seviyorsanız, öyle olmasını isterseniz hazırladığımız bu kahveli harcın içerisinde biraz daha fazla bekletmenizi tavsiye ederim yine. kurabiyelerimiz hazır. Şimdi üzerine hiç bekletmeden henüz sıcak olan kremamızı dökelim. Kalan muhallebiyi tekrar eşit bir şekilde üzerlerine dağıtalım. Ve sonrasında da muhallebimiz soğuyuncaya kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Servisten önce üzerine kakao serpelim bolca. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Hemen bir dilim çıkarıp göstermek istiyorum sizlere. Sunumunu daha şık durması için bıçakla kenarlarını kestim. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok hoş bir görüntüsü var. Lezzeti kesinlikle denemelisiniz diyorum. Hemen servisini yapacağım ve sizlere iç kısmını da göstereceğim. Ağızda dağılan yumuşacık bir kıvamı var. Çok lezzetli. Böyle kahveyle ıslattığımız için tiramisu lezzetinde peynirli kremasıyla da yine çok hafif, çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorumlarınıza destek olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.